İlk Türk devletlerinde kültür ve medeniyet. Devlet. Türklere göre devlet ilahi kıymeti olan Tanrı tarafından verilmiş bir varlıktır. Devlete bu dönemde il denirdi. Devletin başında tek hükümdar bulunur ve hükümdar Kağan, Hakan, Han, Şanyu, Tanhu, Yapgu, İlteber ve İdikut gibi ünvanlar kullanırdı. Hükümdarlık yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılır ve buna kut inancı denirdi. Hükümdarlık alametleri ota yani Hakan çadırı, örgin yani taht, sorguç, börk denilen başlığa takılan at tüyü, tu yani sancak, yay ve davuldur. Hükümdarın görevleri ise bir baba olarak halkı doyurmak, giydirmek, adaleti sağlamak, orduya komuta etmek, töreyi uygulamak ve Türk milletini bir araya toplamaktır. Halkın görevi ise savaşa iştirak etmek, devlete itaat etmek, askerlik yapıp vergi vermektir. Hükümdarın eşi olan hatun yönetimde etkilidir. Hükümdarın vekilliğini yapar. Yabancı elçileri kabul eder ve kurultaya katılır. Hükümdarın seçilme şekli, yani veraset yasası, konusunda ilk Türk devletlerinde kesin bir kural yoktu. Hükümdar ailesinin bütün erkek üyeleri hükümdar olma hakkına sahipti. Taht kavgalarının yanında bazen kurultayda hükümdar seçerdi. Bazen en bilgili ve en yaşlı erkek üyenin de hükümdar olması gibi uygulamalar olmuştur. Ama en çok kullanılan yöntem hanedan üyelerinin birbirleriyle yaptıkları taht kavgalarıdır. Bu mücadeleden üstün çıkan kişi tahta geçerdi. İlk Türk devletlerinde ülke doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılırdı. İkiye ayrılarak yönetilirdi. Doğuyu büyük kardeş Kağan, batıyı da küçük kardeş Yapgu yönetirdi. Yapgu iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde Kağan'a bağlıdır. Ayrıca Kağan devletin genel siyasetine bakar, Yapgu da devletin ekonomik ve askeri işlerine bakardı. Buna ikili yönetim sistemi denirdi. Göktürkler, Avrupa Hunları, Akhunlar, Bulgarlar, Macarlar, Oğuzlar, Türgişler ve Kıpçaklar bu sistemi uygulamıştır. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclise kurultay, toy ya da kengeş denirdi. Bu meclise hükümdar, hatun, asker ve sivil yöneticiler, boy beyleri ve bağlı devletlerin yöneticileri katılırdı. Kurultaya katılma hakkına sahip olanlara toygun denirdi. Burada Kağan'ın başkanlığında ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal, dini ve askeri konuları görüşülür ve karara bağlanırdı. Her yıl 3 defa kurultay toplanıyor. Birinci toplantı senenin ilk ayında yapılır ve daha çok dini konular görüşülürdü. İkinci toplantı ilkbaharda 5. ayda yapılır ve siyasi ve askeri durum görüşülürdü. Üçüncü toplantı ise sonbaharda yani 9. ayda yapılır. Genel hayvan mevcudu, devletin insani ve askeri gücü tespit edilirdi. Kurultay dışında hükümet başkanına ise Ayguci yani üge denirdi. Hükümetin bakanlarına da buyruk denirdi. Hükümetin yazışmalarını yapan görevlilere bitikçi ve tamgacı denirdi. Askeri yöneticilere Tarkan, sivil yöneticilere de Apa denirdi. Ülkedeki vergi ve denetim işlerini yürütenlere Todun denirdi. Diğer önemli kavramlara bakarsak, Tigin ve Şat. Tigin prenstir. Vali olarak görevlendirildiğinde ise şat unvanını kullanır. Bitikçi ve tamgacı, dış politika ve yazışmalarla ilgilenen görevlilerdir. Tarkan, askeri yöneticilerdir. Todun, sivil idareticilerdir. Apa, vergi ve denetim işlerine bakan görevlilerdir. Yapgu, doğuyu Kağan, batıyı da Kağan'ın küçük kardeşi Yapgu yönetir. Yapgu, Kağan'a bağlıdır.